Leyla, bunu silmeni sana kim söyledi? Bu senin için mi? Ben... Tablo mahvolmuş. Temizlik yapıyordum, tozlu görünce... Sen suyun içine ne koydun? Hı? Ne kokuyor bu? Hiçbir şey koymadım Mirza, sadece su. Bu çok değerli bir eser Leyla. Çok mu pahalı? Evet. Ne kadar ki? 100 bin. 100 bin mi? Evet. Önemli olan para değil. Ne peki? Bu bir sanat eseri Leyla. Allah'ım ne yaptım ben? Yazın benim bu evde zorla kaldığımı bilmesinin de bir anlamı yok. Onun beni unutması lazım. Benden umudu kesmesi lazım. Peki sana Saffet kasırga desem ne yaparsın? Bu ev işini iyi düşünmüşsün ha. Eylül'ü bu evde zorla tutuyorlar abi. Onu o hapishaneden çıkaracağız abi. Ağam, Eylül yenge niye yardım istemiyor? Bu Koray Dümbü bu kızı bu evde zorla tutuyor. Henüz bilmiyorum. Ama Melek'le Koray birlikte hareket ediyorlar. Koray'ın elinde bir koz var. Ha. Demek ondan sesini çıkaramıyor. Öyle. Ama bizim bu işi çözmemiz gerekiyor. Çözümün tek yolu da bu adam. Saffet Kasırga. Önce bu adamı bulacağız. Sonra Melek'le Koray birbirine düşecekler. Bize dertleri neymiş? Onu öğreneceğiz. Acaba gerçekten bunu Niyaz yazmış olabilir mi? Ama o Melek'le nişanlandı. Niye böyle bir şey yazsın ki? Umutlanma Eylül. O senden vazgeçti. Unut artık. Sıkıldın mı? Yok. Ben sadece hava alıyordum. Bu evde kalmaya baban için katlandığının farkındayım. Zor tabii, biliyorum. Ne zamandır dışarıda çıkmadın? Ne istiyorsun Koray? Gel hadi. Nereye? Gel, sana küçük bir sürprizim var. Hadi gel. Bu tablo akşam eğitim gönüllüleri için açık arttırmaya çıkacaktı. Ne? Benim bir şeyden haberim yoktu, yemin ederim. Leyla, sen bu evin hizmetçisi değilsin. Hanımısın. Bilmediğin bir şey yapma artık. Ben bir işe yarayayım diye... Tabloyu temizlemeye kalktım. Deterjanla tablo mu temizlenir? Ben bilemedim. Bileceksin Leyla. Anneme sor, Kezban'a sor. Etrafta kimse olmayınca... İyi ama bu kokulu deterjan ne? Hı? Mirza... Ben deterjan koymadım. Annem mi yaptı yoksa? Bak biraz önce kaçar gibi gitti. O mu getirdi bu hale? Hayır, annemin bir suçu yok. Suçlu benim. Ben nasıl telafi edeceğimi bilmiyorum ama bir yolunu bulacağım. Bak Leyla, artık anne evinde değilsin. Benim karım olduğunu unutma. Davranışlarını ona göre ayarla. Duydun mu? Etrafına bak, kendine çeki düzen ver. Şu üstüne başına da bir çeki düzen ver. Duydun beni? Thank you.
Sakin ol İffet. Sakin ol, her şey yolunda gidecek. Saffet seni bulamayacak. Yağız'la çok mutlu olacaksınız. Allah'ım. Allah'ım, ne olur Saffet beni bulamasın. Allah kahretsin. Kahretsin, gizli numara. Kesin o. Ne var? Ne var, ne istiyorsun? Arama beni. Sakın beni arama. Melek. Melek kızım. Nermin anneciğim. Sen miydin? Ay, telefonum bozuldu galiba. Görümcemi aradım. İsmim çıkmamış. Ay, ben de seni arayayım da bir deneyeyim dedim. Anladım Nermin anneciğim. Sen niye öyle açtın telefonu? Ha? Beni rahat bırak, bir daha arama falan. Sen beni kim sandın ki? Saffet Efendi buraya takılıyormuş ha. İşte bak şu adam. Siyah ceketli var ya. O. Leyla. Leyla, iyi misin? Leyla, beni duyuyor musun? Leyla. Leyla. Tamam. Bu kadar korkmana gerek yok. Olan oldu. Aç gözlerini. Leyla dedim. Hey Allah'ım ya. Teşekkür ederim anneciğim. Kolay gelsin. Görüşürüz anneciğim. Görüşürüz. Bana bak Fırat. İşini halletip hemen eve geliyorsun. Tamam aşkım da. Ben ne zaman eve gelmedim? Zaten işimi bitirip hemen eve geliyorum. Vallahi Fırat'cığım, ben uyarmasam akşam değil sabah gelirsin eve. Tamam Gül. Arabayı alıp hemen geleceğim. Gül, ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Ha? Ya bu kadar erkeğin üstüne gidilir mi? Ters teper vallahi. Yok anne yok. Bu devirde erkeğin ipini sağlam tutacaksın. Ne kızlar var akbaba gibi üşüşen. Daha geçen gün görmedin mi Leyla'nın kardeşi Deniz'i? Yok yemek dökmeler, yok yakınlaşmaya çalışmalar falan. Yok canım, sen de abartıyorsun yani. Yok anne, ben bu devirde uçan kuşa güvenmem. Hele de zengin erkeklerin peşinde koşan fakir kızlara hiç güvenmem. Ay, neyse, şu tablo işi ne oldu acaba? Kesin renkler birbirine karışmıştır bile. Mirza görünce çıldıracak bence. Oh, Leyla'ya bağırıp çağırsın da benim de içimin yağları erisin. Hadi gidip bakalım. Bakalım, çok heyecanlandım. Leyla. Anne, girmesek mi? Nedenmiş kız? Şey, Leyla ile Mirza abi. Aa. Tövbe estağfurullah, tövbe. Oğlum hayırdır? Niye topladın ki sen bizi şimdi? He. İşim gücüm var benim canım. Allah Allah. 2 dakika oturun ya. Önemli bir şey söyleyeceğim. Eylül, geç canım sen de şöyle. Geç. Sürpriz.
Aa, ne bu? Karımla balayına çıkıyoruz. Bak canım, her şey hazır. Biletler orada, bavulumuz da burada. Ya şöyle bir düşündüm de, evlendiğimizden beri gün yüzü görmedik. Eylül'de eve tıkıldı kaldı. E tabi, mecburen. Yaptığımız bir anlaşma var. Normalde evden dışarı çıkmayacak. Çıkmıyor zaten. Nurhan anne bir dur, ben de onu diyorum işte. Eğer Eylül'de kabul ederse, şöyle güzel bir Kartepe tatil yapalım. Ha? Ne dersin Eylül? Normalde evden çıkman yasaktı. Fakat bu planımıza uyarsan eğer, belki fikrim değişir. Tövbe estağfurullah, tövbe. Anne! Ne yapıyorsunuz orada? Gelsenize. Yardım edin bana. Gidiyoruz, gidiyoruz abi. Yeni evlileri rahatsız etmeyelim. Saçmalama, nereye gidiyorsunuz? Gelin buraya. Ne oldu oğlum? Bayıldı. Aa, neden? Temizlik beziyle tabloyu silmiş. Ben de sinirlendim. Ona bağırdım. İnanmıyorum ya. Senin sinirlenmene korkup bayılmış numarası yapıyor bence. Anne siz nereden geliyorsunuz? Leyla'ya neden bir şey söylemediniz? Leyla bu evin hizmetçisi mi? Canım kocaman kız, nereyi nasıl sileceğini biz öğretecek değiliz herhalde ona, değil mi? Ay kendi heveslendi Mirza abi. Yani o kadar da uyardım. Kuru bezle sil dedim ama anlamamış demek. Kezban nerede? Neden izin aldı? Hı? Oğlum Kezban izinli. Biz de Leyla'ya güvendik, çıktık dışarı. Leyla. 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 Kalk, kalk hadi, numara yapma. Oğlumdan korkmuş, bayılmış numarası yapıyor kaçmak için. Kalk hadi, bir şeyin yok. Anne, kız bayıldı diyorum sana, numara yapma. Yardım edin. Allah'ım şu tabloya bak. Mahvolmuş. Şunu da kaldırın buradan. Gözüm görmesin. Kaldırın. Aferin sana Gül. Yaptığın iş tuttu. Sana söyledim anneciğim. Bu Leyla'nın sonu yakındır diye. Bu tablo kaç para, senin haberin var mı? Ayol bilmez miyim? Tabii ki biliyorum kaç para olduğunu. Oğlumu benden koparacağını sanıyor ama bunu asla başaramayacak. Asla. Firdevs. Kapı niye açık bir şey? Aa! Leyla! Ah ah Leyla! İyi misin evladım? Oğlum ne oldu burada? Bu oldu babaanne. Allah kahretsin. Ne yapacaksın şimdi? Hemen bir yalan uydurman gerek. Melek. Melek iyi misin kızım? Kızım niye cevap vermiyorsun? Bana bak. Biri mi rahatsız ediyor seni yoksa? Yok öyle değil. Telefonda bir daha beni arama falan dedin. Şey Nermin anne. Beni sürekli Eylül arıyor. Rahatsız ediyor. Yağız'la nişanlandık diye çekemedi işte. Kıskançlık yapıyor. Ben de o aradı zannettim. O yüzden arama dedim. Ay, ay Allah'ım. Ay biz kurtulamayacağız mı bu Eylül belasından? Of Saffet. Of ne işler açtım başıma. Neyse. Olmaz ki böyle. Sen sıkma canını kızım. Değil mi?
Yazım'la çok mutlu olacağınız inşallah. İnşallah Nermin anneciğim. Demek Saffet Kasırga bu adam. Madem niyeti meleğin yerini öğrenmek. Öğrensin o zaman Seyfo. Öğrensin ağam. Öğrensin. Güzel olur. Ha? Çözerim. Yengeyi bulduk Saffet abi. Melek bir şeyler saklıyor. Saffet meleği bulduğu zaman Koray soruyu sanacak. Sonra bunlar birbirine düşecekler. Ben de Eylül'e dertleri neymiş bunu öğreneceğim. Şimdi elime düştün İffet Hanım. Leyla niye bayıldı peki? Tabloyu bu hale getirdiği için ona kızdım. İnanmayın, inanmayın. Kesin numara yapıyordur. Allah Allah. Niye numara yapsın? Çocuk korkmuş, bayılmış işte. Sen Leyla'yı başkalarıyla karıştırma. Ah! Aşk olsun babaanne. O laf bana mı geldi şimdi? Leyla. Leyla. Hadi kendine gel. Hadi. Bak kimse sana kızmıyor. Kimse. Canın sağ olsun evladım. Uyan hadi. Uyan. Ha? Mirza. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Canım, yalnız da tablo özür dilemekle eski haline gelmez. Nasıl korkmuş? Dur dur dur. Yavaşça gel. Tablo için arıyorlar. Benim suçum, çok özür dilerim. İstersen... Tamam. Tamam. Ne olur ben hallederim. İzin ver ben konuşayım. Ne saçmalıyorsun sen? Hı? Ne diyeceksin? Tabloyu deterjanla sildiğini mi söyleyeceksin Leyla? İyi misin Gül? İyiyim abi, iyiyim. Hayır, sen niye dikkat etmiyorsun ha? Bu senin yaptığın kaçıncı sakarlık Leyla? Hayır yani, o kadar da uyardım. Yağlı boya tablo, suyla silinir mi hiç? Tozunu alır gibi sildim, bezin suyunu iyice sıktım. Hı hı, belli. O yüzden tablo bu halde değil mi? Yeter artık ya! Susun, kız hastalanacak. Hem Kezban nerede? İzinli, işi varmış, ben de izin verdim. Allah Allah, nasıl izinli? Şimdiye kadar bir gün izin almamış. Özel bir işi varsa niye bana sormadı bu çocuk? Anneciğim, siz erkenden çıkınca bana sordu. Böyle biraz beti benzi atmış gibiydi, hasta gibiydi. Herhalde doktora gitmiştir. Siz neredeydiniz ikiniz? Siz niye evde değildiniz? Kızı niye uyarmadınız? Anneciğim, aşk olsun. Yani siz şimdi bize hesap mı soruyorsunuz? Hatayı yapan, suçlu olan Leyla, siz tutmuş bizi fırçalıyorsunuz. Biz Gül'ü doktora götürdük sırtı ağrıdığı için. Ben çok özür dilerim. Canım,
Senet getirmemi ister misin? E bunu da 50 yılda ödersin artık. Gülsüm. Gülsüm, Gülsüm. İnanın bana, ben ne yaptıysam Eylül'ü çok sevdiğim için yaptım. Küçüklüğümden beri ne zaman kar yağacak diye camın önünde bekler dururdu. Gel işte nazlanma, şu tatile gidelim. Hem dönüşte Yaşar Baba'yı da ziyaret ederiz belki ha? Ne dersin? Ne diyorsun Nurhan anne, iyi olmaz mı? Oğlum sen kafayı mı yedin? Orada tatil kaç para, haberin var mı? Hep sosyetikler gidiyor oraya. Hem parayı nereden buldun sen? Yani tamam, gidin olabilir tabii de. Hani şimdi masraf ne gerek vardı yani? Anne sen bir sus ya. Sen bir karışma. Ne diyorsun Eylül? Ha? İstemiyorum. Al işte. İstemiyorum diyor prenses. Aman! Sen bunu götürüp de ne yapacaksın oğlum? Orada da bu böyle suratını sallandıracak, kös kös oturacak. En iyisi biz seninle ikimiz gidelim, sen beni götür oraya. E madem onca hazırlık yapmışsın, boşa gitmesin bari. Anne sen ne saçmalıyorsun ya? Karın varken ben seni niye tatile götüreyim? Hadi sen şu mutfaktaki işini hallet, hadi. 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 Gel Nurhan'cığım, biz seninle mutfaktaki işlerimizi yapalım. Eylül, bak hemen hayır deme. İkimiz için de çok güzel bir tatil olacak. Tam senin böyle sevdiğin bir yer. Hem ne diyorum, dönüşte de Yaşar Baba'yı görürüz ha? Ne dersin? Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Ben buraya babam için geldim, o kadar. Hiçbir yere de gelmeyeceğim. Sen benden uzak dur, o bana yeter. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Babaanne, ben böyle olsun istemedim. Böyle olacağını bilsem elimi sürer miyim hiç? Ah benim Leyla'm, ah benim ipeğim, sen üzülme. Her şey hallolur, üzülme. Ay anne, şuna bak ya, nasıl da yalakalık yapıyor babaanne. Sen merak etme, Mirza bu numaraları yutmaz. Ha anne, kes bana arayalım da hastayım falan desin. Aa. Babaanne bu işin peşine düşmesin. Evet evet, koş hemen ara sen kes bana. Koş. Babaanne. Efendim evladım. Bir dakika gelir misin? Lütfen başkasına kızınma. Kimsenin suçu yok, benim hatam. Güzelce de üstünü değiştir, tamam? Her şey yoluna girecek. Leyla Hanım, biz sana güvenip de hiçbir yere çıkamayacak mıyız ha? Hem sen niye ikide bir kayınvalidemin yanında beni küçük düşürüyorsun? Özür dilerim. Hiç özür dileme. Özür dilemen hatalı olduğun gerçeğini değiştirmiyor bir kere. Yazık yazık. Oğlumu üzmekten başka hiçbir işe yaradığın yok senin. Ne diyorsun oğlum ya? Bu işin içinde Gülsüm mü var? Evet. Belli ki gelinler kendi aralarında anlaşamıyorlar. Parfümünü Leyla'nın temizlik suyuna katmış. Tablo yüzden bozulmuş. E sen nereden anladın peki? Birincisi, suyla olacak iş değil. İkincisi, temizlik bezi
Gülsüm de aynı kokuda kokuyor. Ve üçüncüsü. Dün bana Leyla söylemişti. Burnu tıkanmıştı. Muhtemelen koku almadı. Babaanne, evdeki kadınları kontrol etmek senin işin. Beni bunlarla uğraştırma. Sen merak etme. Ben onlara şimdi çekidüzen veririm. Ama oğlum, bak, affetmek geçmişi telafi etmez. Ama unutma, geleceğe yeni kapılar açar. Tamam? Gidelim bakalım. Duymadım diyorsun ha? Bilmiyorum diyorsun ha? Anladım. Ay bir şey söyleyeceğim. Ya bu kız bana yalan söylediyse? Ya Saffet hala içeriden çıkmadıysa? Ha. Doğru. Ay zaten beni nereden bulacak ki değil mi ya? Ben boşu boşuna korkuyorum. Ay canım arkadaşım vallahi içimi rahatlattın ha. Sağ ol. Sen neler yapıyorsun? Turtle Villas'ı ha? Vay anam vay. Anladım. Aman boş ver be, takma kafana. Tamam konuşuruz sonra biz yine. Tamam canım. Tamam hadi öpüyorum seni. Tamam hayatım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Melek. Ay! Bir rahat vermedi bu kadına. Ay. Melek! Efendim Nermin anneciğim? Gel. Gidiyoruz. Nereye? Eylül'e. Neden? İki çift lafım var ona. Demek bu villada yaşıyorsun ha Effet Hanım. Beni aldatıp içeri atacaksın. Paralarımla sefa süreceksin ha. Ne altlar karıştırıyorsun göreceğiz. Efendim anne. Alo Leyla. Kızım ne oldu? Ay seni bırakıp çıktım sonra da içime sinmedi. Ne dedi Mirza? Sorma anne sorma. Mirza çok kızdı. Haklı tabii. Resmi mahvettim. Ay tüh. Kızmaz mı? Hay Allah. Anne, o tablo var ya, 100.000 değerindeymiş. 100.000 mi? Evet anne. Of, düşündükçe çok fena oluyorum. Hayır sadece nemli bezle sildim. Ne ara bu hale geldi anlamadım ki. Anne? Alo? Anne orada mısın? Ayol... Bizim burada 2+1 ev parası. Ne ev anne ne diyorsun? 100.000 diyorum çocuğum yavrum. Bizim evi almışsınız sizin duvara asmışsınız gibi bir şey. Ay bir tablo bu kadar eder mi Leyla ne yapacağız? Bilmiyorum. Anne kapatmam lazım sonra konuşuruz. Benimle gel. Ay bir de korkudan bayılmış varoş. Ay gülmekten karnım ağırlığa girdi vallahi. Sen dur hele. O daha çok bayılacak, çok. Gülsün! Efendim babaanne? Senin Leyla ile derdin ne çocuk? Hı? Benim Leyla ile ne derdim olabilir babaanne? Yalan söyleme bana. Çocuğa niye o oyunu oynadın? Duvardaki o resim o haldeyse sebebi sensin. Neden yaptın böyle bir şey çocuk? Babaanne ben... Ah.
Adnan abi seni bekliyor. Toplantı birazdan başlayacakmış. Tamam abi, geliyorum. Benden bir isteğin var mı abi? Şu Saffet denen herifle alakalı. Yok abi. Şimdi bekleyeceğiz. İlk taşı yerinden oynattık. Yıkılmasını bekleyeceğiz. Melek'le Kore enkazın altında kalana kadar da devam edeceğiz. Tamam. Aa, galiba bizim şirketteki çocuklardan biri bir dilek dilemiş. Bu turna kuşlarından 1000 tane yapıp asınca dileğin gerçek olur derler. Nerede görülmüş kız verip üstüne borçlanıldığı? Sanki çok paramız varmış gibi. Anneciğim. Ben bir okula gidiyorum. İzin belgelerini imzalayıp geleceğim. İyi kızım, git. Sen de borçlanıp gelme. Ne borçlanması ya? Ablan evdeki tabloyu sildi. Bütün renkler birbirine girdi. Bir görsen, güzelim resim berbat oldu. Anam 100.000 liralık tabloymuş hem de. Allah Allah. Yani bizimle öyle bir şey olmaz ki. Kesin Gülsüm'ün işidir o. Öyle mi diyorsun? Evet anne. Haset kıskanç bir kadın o. Bakışlarından belli. O akşam bana nasıl çemkirdi? Doğru diyorsun kız. O Gülsüm'den her şey beklenir ha. Merak etme sen anneciğim. Ablam halleder. Gerçekler zaten sonunda ortaya çıkar. Hadi ben kaçtım. İyi hadi kızım, güle güle. Dikkatli ol ha. Oh, oh Leyla, ah Leyla. Yaz. Ne yazayım? Söyleyeceğim şimdi. Hani senin bir tane defterin vardı. Küçük. Hatırladın mı? Benim sevdiklerimi ve sevmediğim şeyleri yazıyordun. Benim olan ve onlara asla dokunmaman gereken şeylerin şimdi listesini yapacağız. Yaz. Bu masa, araba, bu kalem, evdeki tablolar, burada gördüğün her şey. Yazsana. Al işte. Delirttin sonunda oğlumu. Çocuk gitmiş bilet almış. Otelden yer ayıttırmış. Sen neyin nazını yapıyorsun be? Sana müstahak ama. Al tıkıl işte böyle evde. Kır dizini otur. Bak sen şu Eylül'e. Ama bunun hesabını sorarım ben ona. Anneciğim ne gerek var? Ben kafama takmıyorum ki Eylül'ü. Öyle seni arayıp da kafasına estiği gibi konuşamaz. Ve bu telefon. Sen tut şunları. Bak, sen kapıyı aç, telefonu alayım da gelir. Of. Saffet. Ne o sevgilim? Beklemiyor muydun beni? Koyuyorum bir yerlere. Ondan sonra ara bul. Ne işin var be senin burada? Git buradan. Bakıyorum da lüks villa yapmışsın. Benim paralarımı çatır çatır yedin. Şimdi sıra buraya mı geldi? Tamam yalvarırım. Ben ödeyeceğim. Hadi vereceğim paranı. Git. Vereceğim.
Bu evde ne var ne yok hepsini vereceksin. Ama önce borcunu ödeyeceksin. Sonra yine beraber çalışmaya devam edeceğiz ha? Çekil git. Git buradan. Bana bak. Git yoksa polis çağırırım. Kendimi yakarım ama seni de yakarım. Defol git. İyi yere tezgah açmışsın valla. Ya gitsene be adam. Ya git. Melek, kim gelmiş? Koyuyorum bir yerlere sonra bulamıyorum. Melek mi? Melek ha? İsmini mi değiştirdin? 40 yıllık İffet Hanım Melek oldu ha? Ne atlar çeviriyorsun kızım sen? Ya git. Git. Buldum buldum. Aman kafa mı kaldı bende? Al şunu sen bir. Kim gelmiş? Şey biri adres sordu da anneciğim. Ha, iyi. Sen onları bana ver de. Hadi gidelim. Hadi. Anne gitmesek. Kızım hadi. Üf. İki çift lafım var onu deyip geleceğim. Altı üstü ayakkabı giyeceksin. Haydi. Anne tamam ya. Ya niye gidiyoruz ki biz Eylül'lere? Yürü hadi. Anne. Anne bir saniye. Anne of. Anne. Anne bir dur. Anne mi? Ya anne biz niye gidiyoruz ki Eylül'lere? Ben hiç görmek istemiyorum o Maymenet sizin suratını. Benim gelinimi rahatsız etmek ne demekmiş? Soracağım ona. Yürü hadi. Anne bir dur. Anne. Demek buraya gelin oluyor ne? Vay vay vay. Ben hiçbir yere gitmiyorum İffet Hanım. Buranın kaymağını beraber yiyeceğiz. Söylesene kızım. Neden yaptın bunu Leyla'ya? Aranızda bir şey mi geçti? Bana bak bana! Çocuk! Hani kız küçük gelin? Yeni evlendi. Yerini mi göstermek istedin? Ezmek mi istedin çocuğu? Ne ezmesi babaanne? Yani! Babaanne ben... Kızım derdin ne senin? Ha? Kız daha eve yeni geldi. Yakınlık kuracağın arkadan iş mi çeviriyorsun sen Gül? Anne ben... Ben ne ben çocuk? Niye yaptın böyle bir şeyi? Neden yaptın? Amacın ne senin? Söyle. Mirza. Tamam özür dilerim hata yaptım ama bu kadarı biraz fazla değil mi? Ya dolma kaleme dokunma ne demek? Ne yapabilirim ben kaleme? Her şey olabilir. İçindeki mürekkep benim dosyalarıma bulaşabilir. Önemli belgeler mürekkep olabilir. Elim kolum bağlı fanusta mı yaşayacağım? Yaptığım şey için özür dilerim ama... Kimse bana o tablonun satılacağını söylemedi ki. Satılsın ya da satılmasın. Evdeki büyüklere soracaksın. Her işi atlamayacaksın. Benimle gel. Ver bakayım. Benimle gel. Ben gidiyorum. Nereye oğlum? Size ne ya? Hayırdır, hesap mı vereceğiz gideceğimiz yere? Yok oğlum, tamam. Bana bak Eylül Hanım. Madem gösterdiğim iyi niyete karşılık vermiyorsun, bu evden dışarı bir adımını atmayacaksın. Anladın mı? Tamam oğlum, sen al işte. Kaçırttın oğlanı.
Bir tek elin olacak. Annenler evde mi? Evdeler. Kim bu herif? Şşş. Sen dur bakayım bir. Şşş. Hayırdır, ne yapıyorsun sen? Ne yaptığımı sen daha iyi bilirsin canım. Bana bak. Siz ne arıyorsunuz buralarda yine? Hı? Ben kaç kere söyleyeceğim sana Yağız denen elemanın ailesini bizden uzak tutacaksın diye? Yağız'la bir ilgisi yok. Saffet'i peşime sen mi taktın söyle? Ne diyorsun be? Ne dediğimi sen daha iyi bilirsin canım. Saffet beni buldu. Başıma bela olacak. Ben yanarsam sen de yanarsın, unutma. Yaşar'a çarpan sen. Adnan'a gidip para alıp Eylül'le Yağız'ı ayıran sen. Yağız bunları duyarsa mahvolursun, anladın mı? Yürü git, yürü. Kim takar lan seni? Ya Yağız'a Eylül'e zorla sahip olduğunu söylersem ha? Kes lan sesini. Konuşma. Ben eğer Eylül'e bunu yapmasaydım sen Yağız'la nişanlanamazdın. Hiç kimseye bir şey söylemeyeceksin. Eğer Yağız öğrenirse direkt Eylül'e koşar. Sen de hem Yağız'a hem de o eve gelin olma hayallerine veda edersin. Eylül niye senin yanında zannediyorsun be? Çünkü Yağız bilmiyor Eylül'e zorla sahip olduğunu, babasıyla tehdit ettiğini. Yaşar gelip seni öldürmeye çalışmadı mı? Bak, insan gibi söylüyorum sana. İkimiz de birbirimize mecburuz, tamam mı? Şimdi o çeneni kapa, yürü git eve. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Yoksa ikimiz için de hiç iyi şeyler olmaz. Bas! Kime diyorum? Boş boş bakma. Ne demeye Leyla'ya bileylendin? Derdin ne senin? Niye yaptın, anlatsana. Daha ne olsun babaanne? Eve gelir gelmez prenses gibi yerleşti. Ya ben neler yaşadım? Annemin senin saygını kazanabilmek için aylarca ağzımı açmadım. Bir gün olsun size sorun yaşattım mı? Bir sıkıntı çıkardım mı? Çıkarmadım. Ama bu kız geldiği günden beri dert açtı başımıza. Gülsüm. Babaanne, ben bu evin gelini olabilmek için yıllarımı verdim. Ama bu kız daha dün geldi, bugün başımıza hanımefendi kesildi. Haddini bilsin istedim. Doğru. Ne sitem ettin ne itiraz. Hakkını vermek lazım. Ama biz de anne gibi davrandık sana. Eğriyi doğruyu öğrettik. Ama bir şey öğretememişiz. İnsan olmayı. Başkasının arkasından iş çevirmemeyi öğretememişiz. Ama olsun. Onu da öğretiriz. Çocuk, bir daha böyle ucuz oyunlara girersen ananı babanı çağır. Emin ol. Bunu gözün önünden ayırmayacaksın. Mirza lütfen. Biliyorum kızgınsın ama benim de bir gururum var. Lütfen bunu buraya asma. Söz ben bu listeyi ezberlerim. Her gün buna bakacaksın ve benim hayatımda neyin önemli olduğunu hatırlayacaksın. Hatta sen de bir liste yap. Senin hayatında önemli olan bir şey var mı? Thank you.
Hayatımdaki tek önemli şey sensin Mirza. Seni bu cendereden kurtaracağım Eylül. Tekrar kavuşacağız. Ay Nermin'cim, ne iyi ettiniz geldiniz de. Vallahi benim de evde canım çok sıkılmıştı. İki laf ederiz şöyle. Güzel kızım. Nasıl gidiyor evlilik hazırlıkları? Ay Raziye teyzeciğim sorma. Çok yorucu bir süreçmiş. Bir sürü o lüks otel baktık yazlı ama ben hiçbirini beğenemedim. Ay ne yapayım? En güzeli olsun istiyorum. Bu arada yüzüklerimizi seçtik. Ay Yağız bir de bana bir tek taş hediye almış. Sağ olsun. Ay görsen bayılırsın, için gider. Maşallah. Ne güzel. Ne güzel. Ay sağ ol canım. Ay bunun biraz köpüğü az olmuş ama neyse artık. Ben bir lavaboya gideyim. Melek'ten uzak duracaksın. Anlamadım. O benim gelinim olacak. Yağız'la evlenecekler. Kızı rahatsız etmeyi bırak. Aa. Hayırdır Nermin Hanım? Ne oluyor burada? Kızına sor. O anlatsın ne olduğunu. Ne diyor yine bu kadın? Ne bileyim. Evde canları sıkıldıkça buraya geliyorlar işte. Melek. Kalk gidiyoruz haydi. Hadi. Ağam, nereye? İşimiz var abi. Gidiyoruz. Anneciğim, hallettim merak etme. Tamam alırım, başka bir şey lazım mı ekmekten başka? Tamam anneciğim, yarım saat evdeyim ben. Tayfun. Güzellik. Merhaba. Sen ne zaman çıktın hapisten? Bugün. Hemen koşup sana geldim. Çok özledim seni. Özlemesi ya, ne diyorsun sen, saçmalama. Bırak beni lütfen, bak gideyim. Kızım. Sana yan baktı diye adam çizdik, mapustamına düştük. Bu mu lan karşılığı? Tayfun bak, biz seninle sadece bir hafta çıktık, o kadar. Lütfen rahat bırak beni, eve gitmem lazım. Dur bakalım güzelim. Bak Leyla, bu evde her gün bir sorun çıkmasından çok sıkıldım. Sana söylediklerim bir kulağından girip diğer kulağından çıkıyor. O yüzden bu liste hep gözünün önünde olacak. Benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun seni üzmek? Hı? Bana bağırman hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Tamam, sen bana aşık değilsin. Ama ben sana aşığım. Benim mutlu olmam senin için bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama senin mutlu olman beni mutlu ediyor Mirza. Ve ben bunun için her şeyi yapmaya razıyım. Sen bir şey yapma. Ben mutlu olurum. Tamam? Yürü hadi. Bizim kafeye gidip konuşalım. Ya oraya bir kere gittik. Bak ne ara bizim kafemiz oldu. Lütfen bırak beni. Eve gitmem lazım benim.
Bıraksana. Yürü hadi yürü. Bırak. Bırak kızı. Sen kimsin lan? Bas git. Ayağımın altına almayayım seni. Sana kızı rahat bırak dedim. Lan Maria. Bu iş burada bitmez. Deniz. Geçti tamam. Ben yanındayım. Bak sen Pelin Hanım'a. Benim Fırat'la olduğum fotoğrafı beğenmemiş. Ama Fırat'ın tek başına olduğu fotoğrafı beğenmiş. Benden kaçmaz güzelim. Gül, ne yapıyorsun kızım sen? Hiç. Fırat'ın fotoğrafını beğenenlerle Fırat'ın benimle birlikte olduğu fotoğrafı beğenenlerin listesini çıkartıyorum. Ne yapıyorsun? Anne, bazı kızlar var. Fırat'ın benimle olan fotoğrafını beğenmiyorlar. Bak, Pelin, Gülsu, Işık, Defne. Oho, liste uzayıp gidiyor. Canım görmemişlerdir. Niye bu kadar abartıyorsun? Anneciğim, eğer bir tane fotoğraf olsa dediğinde haklısın. Ama 5 tane fotoğrafı da mı görmedi? Bunların hepsi kara listede. Fırat bunlardan birinin fotoğrafını bir beğensin bakalım. Kıyameti koparırım vallahi. Bunların hepsi Fırat'ın peşinde. Ama ben bunların üstesinden gelirim. Sen ne diyecektin anne? Çekil şöyle. Ay, çok şükür Saadet annenin siniri geçti. Gül, aferin sana kız. Satmadın beni. Vallahi bir kez daha böyle bir gelin bulduğum için kendimle gurur duydum. Sen benim bir tanecik gelinimsin. Gül, bak Leyla gidene kadar birlikte savaşacağız. Ona göre, tamam? Leyla. Leyla. Üzülme artık. Ona üzülmüyorum babaanne. Mirza... Yine ne dedi Mirza? Bu listedeki hiçbir şeye dokunma dedi. Gözlük de yok ama koca koca yazmış. Aha. Of of. Bu listeye kalırsa senin bu evde hiç yaşamaman lazım. Tamam. Peki. İşte liste. Gel bakalım. Gel. Nuran! Senin de elin amma ağırmış ha. Oğlan sarma istedi. Hadi. Gelmeden hazır olsun. Daha iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Kimdi o çocuk? Eski sevgilim. Ama sadece bir hafta çıktık. Gerçekten başka hiçbir şey olmadı. Anladım. Karakola gidelim mi? Şikayetçi olmak ister misin? Yok yok, gerek yok. Zaten hapisten daha yeni çıktı. Şimdi gidersek tekrar içeri alırlar. Hapisten mi çıktı? Uzun hikaye, boş ver. Seni eve bırakayım istersen. Çok sevinirim, zahmet olmazsa. Yok canım, ne zahmet? Hadi gel. İkimiz de neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu arada gerekli önlemler alındı. Sanırım artık bunlara da gerek yok. Sen ne dersin? Bence de gerek yok.
Evde her gün bir problemle uğraşmaktan sıkıldım. Söz veriyorum bir daha olmayacak. Umarım. Müsaadenizle. Çalışmam lazım. Tamam, sen nasıl istersen. Eğer Yağız öğrenirse direkt Eylül'e koşar. Sen de hem Yağız'a hem de o eve gelin olma hayallerine veda edersin. Eylül niye senin yanında zannediyorsun be? Elime düşsün İffet. Yoksa melek mi? Ben bir turna kuşuyum. Niye sana geldim biliyor musun? Çok yakında güzel günler göreceğini söylemek için. Sana tekrar umut vermek için. Hadi şimdi bir dilek tut. Sonra benim gibi 1000 tane turna kuşu yap. Sabırla bekle. Dileklerin gerçek olacak. Güzel günler uzakta değil. Yanı başında. Asla umudunu kaybetme. Neden durduk? Evin bura mı? Yok da ben kendim giderim. Komşulardan gören olmasın şimdi. Olsun canım. Akraba olduk artık. Eve kadar bıraksaydım. Gerçekten hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Yeterince zahmet verdim zaten. Peki, öyle olsun. Nasıl istersen. Neredesin Fırat ya? Niye açmıyorsun telefonunu? Aç istersen. Yok ya. Sonra konuşurum. Ah! Telefonu yüzüme kapattı. Yardımların için çok sağ ol. Ne demek? Teşekkür etmene gerek yok. Yalnız o çocuğa dikkat et. Bir sorun çıkartırsa beni arayabilirsin. Teşekkür ederim. Yalnız bu olanlardan kimseye bahsetme. Aramızda kalsın. Merak etme, kimseye söylemem. Hoşça kal. Bugün olanlar için özür dilerim. Bir daha sorun çıkartmayacağıma söz veriyorum. Thank you.
kahvaltı. Sen hala alışamadın değil mi? Alıştım ama yine de sorayım dedim. Buyur. Kahve mi? Hı hı, sade. Her zaman içtiğinden, sevdiğin gibi. Bu arada, kardeşin ameliyatın oldu. Doktor bir aksilik olmazsa haftaya yaparız dedi. Şimdilik her şey iyi. Son birkaç tahlili kaldı, onların sonuçlarını bekliyoruz. Anladım. Kahve güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bu ne Fırat? Bu ne? Bu ne Fırat? Kimin bu? Çabuk açıkla. Ya ne kimin? Ne diyorsun Gül? O ne? Soruma soruyla karşılık verme. Kimin bu? Cevap ver. Bu kimin? Hayda. Ne oluyor burada? Gül. Ne bağırıyorsun sabah sabah? Ne oluyor? Ben de anlamadım ki. Bak hala ya. Bu bilekliği arabanda buldum Fırat. Hayda. Hangi ucuz kadınları araban alıyorsun sen ya? Ya ne kadını? Bak hala ya. Soruma cevap ver. Kimin bu? Heh şöyle. Aa az kalsın unutuyordum. Bak sana ne aldım. Ablacığım çok güzel, çok teşekkür ederim. Canım kardeşime nazar değmesin. Her şey yolunda gitsin şimdi. Seni yolarım Fırat! Kızım, bir sakin ol ya. Sakin falan olamam anne. Bu bilekliğin sahibini öğreneceğim. Sonra ikisini birden doğduklarına pişman edeceğim. Oğlunla gurur duyun Ermin. Adamların ağzından girdi, burnundan çıktı attırdığım izayı. Yağız sayesinde aldık ihaleyi. Aslan oğlum. Oy kurban oldu. Benim oğlum öyledir. Kafasına koyduğunu yapar. Değil mi anne? Aşkım. Evet annem. İnsan isteyince her şeyi yapabiliyor. Bize doldurmuşsun, doldurmuşsun börekleri, çörekleri. Sen kendine hiçbir şey almamışsın. Anneciğim, şunun şurasında düğüne ne kaldı? Ben birazcık dikkat edeyim dedim. Ay bu arada mekanı ayarlamamız gerekli. Hı hı. Ayarlarız. Şu villanın tadını biraz da biz çıkaralım. Hadi bakalım İffet Hanım. Oyun başlasın. Ay. Annem. Günaydın. Günaydın. Bunlar ne kızım? Turna kuşu. Pencerenin önünde buldum. Bir de not bırakmış. Dur bakayım. Ben bir turna kuşuyum. Niye sana geldim biliyor musun? Çok yakında güzel günler göreceğini söylemek için. Sana tekrar umut vermek için. Hadi şimdi bir dilek tut. Sonra benim gibi 1000 tane daha turna kuşu yap. Allah Allah. Kim yazmış ki bunu? Bilmem ama... Ya, bu notu yazanla aynı kişi. Ha, vallahi yazı aynı. Eylül. Yazı olmasın. Bilmiyorum ki.
Yalnız mı yapıyor bunları sence? Sanki burada zorla kaldığımı biliyor da bana destek olmaya çalışıyor gibi. Yazı da onun yazısına benziyor. Ama o hiçbir şey bilmiyor ki anne. Hem Melek'le nişanlı. Benden de nefret ediyor. Kendine yeni bir hayat kurdu. Niye bana umut vermek istesin ki? Kızım, kim gönderdi bunu o zaman? Bilmem. Keşke Yaz olsa. Ama o değildir bence. Annem. Öyleyse bile. Ne bileyim, bir işaret bu işte. Sen umudunu kaybetme. Böyle bazen hayatta ummadığın yerden bir şey filizlenir. Sonra o büyür, kocaman bir ağaç olur. Kovuğunda bir yuva bulursun kendine. Belki bu kuşlar da gelir, dallarına konar. Adi, ucuz, zevksiz. Sen hangi kadınlar arabanı alıyorsun ya? Ya ne kadını Gül? Ne diyorsun hayatım? Bak hala ya. Soruma cevap ver. Kim dedim sana, kim? Bir dur. Bir konuşturmuyorsun ki çocuğu. Bir anlatsın bakalım neymiş. Bana bak Fırat. Bu sefer elimden kurtuluşun yok. Çabuk soruma cevap ver. Gülüm, canım karıcığım, önce bir sakin olursan. Bak hala sakin ol diyor ya. Gül, yeter artık. Gül, lütfen bir otur, sakinleş. Sen kaçma be. Şşt. Aa, bu ne gürültü ya? Gülsüm Hanım, ev maşallah oturup kalktı. Bağırış çağırış. Ne oluyor? Ya Gülüm, canım karıcığım, ben onu sana almıştım. Bana mı? Bak işte, gördün mü? Kocan sana almış. Bilip bilmeden ortalığı birbirine kattın Gül. Aşkım, ben senin üzerine gül koklar mıyım hiç? Aşk olsun. Sürpriz yapacaktım sana. En sevdiğin çikolatalardan alıp bir kutu hazırlatacaktım. Ciddi misin? Bak kızım, kocan sana sürpriz yapacakmış. Anlamadan, dinlemeden ortalığı birbirine katıyorsun. İnanayım mı Fırat? Ben sana hiç yalan söyler miyim aşkım? Senden başkasını gözüm görür mü hiç? Hoşuma gitti, aldım. Anlamadan, dinlemeden bağırdım. Vallahi çok kırdın kalbimi. Uf, ay ne bileyim Fırat. Bir an görünce sinirlendim. O ne? Ne içiyorsun? Buğday çimi suyu babacığım. Düğüne kadar zayıflamaya çalışıyorum da. Hem de detoks için. İyi, iyi. Afiyet olsun. Yağız. Aşkım. Bak. Nikah için şunu beğendim. Düğün için de şu. Nasıllar? İyiymiş. Ya eğer sırtı çok açık falan dersen, hani ben başka bir şey de bakabilirim. Sen nasıl istersen canım. Gelinliği güzel yapan sensin. Ya aşkım. Bak senin için de şunu beğendim. Ne dersin? Şöyle bir şey diktirelim diyorum sana. Baktım baktım. Güzel güzel. Ama böyle ağaçlıklar, yeşillikler falan, bunlar da çok hoş görünüyor. Sabah şerifleriniz ayrılsın. Kızım, amcan gelmiş. Thank you.
şöyle oturun. Firdevs, geç yavrum, hadi. Hasbinallah. Hasbinallah. Siz ikiniz birbirinizi dinlemeyi öğrenin. Yanlış anlaşılma olmuş işte. Allah Allah. Bilip bilmeden niye böyle evi kaldırıp oturtuyorsunuz? Saadet anne haklı güle. Fırat senin üzerine gül koklar mı hiç? Ha? Ay ne bileyim anne. İnsanın bu kadar yakışıklı kocası olunca bir tedirgin oluyor tabii. Yoksa sen beni kıskandın mı? Kıskandım tabii. Hayret bir şey. Bak başkasına bakarsan gözlerini oyarım vallahi. Aşkım. Sana layık değil ama. Çok beğendim. Güle güle kullan. Fırat, imitasyon bu. Yok canım, olur mu öyle şey? Aa, sahiden bu imitasyon. Aşk olsun Fırat. Bana imitasyon mu almaya başladın? Ya bir gümüş bileklik kadar değerim yok mu gözünde? Ben görünce çok beğendim ama aşkım. Sadece görünüşü için değil yani. Senin gibi çok zarif ama yani ne bileyim. Sana paha biçilemez tabii. Elimde olsa komple elmas kaplı olanı alırım. Ama o an gözüme bu ilişti. Tamam Fırat tamam. Ben anlayacağımı anladım sağ ol. Fırat sorunu çözürsen çıkalım. Tamam abi ben de hemen geliyorum. Aşkım yapma ama böyle ya. Fırat. Hayırlı işler. Hay Allah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun buyurun. Kızım, hoş geldin desene amcana. Peki sana Safvet kasırga desem ne yaparsın? Ne diyorsun be sen? Anladın sen anladın. Bana bak, seni bulursa ortada plan falan kalmaz. Ama sana söyleyeyim sen de kalmazsın ha. Beni uzun zamandır görmüyor. Biraz soğuk hissetmesi normal. Hem arayıp soramadık da. Sonunda buldum ama. Kızım, affet. Sana sahip çıkamadık. Hoş geldin amca. Hoş bulduk. Şimdiye kadar yanında olamadım ama bundan sonra hep yanında olacağım. Artık seni hayatta yalnız bırakmam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızım, bir tabak börek getir. Çay koy. Yorgundur amcan. Buyurun, buyurun. Al. Arabaları bakımdan getir. Hepsi tamam mı abi? Hepsi tamam. Eyvallah. Hadi gül biraz. Ben hoşuna gider diye almıştım. İmitasyon mu orijinal mi diye sormak aklımın ucuna bile gelmedi. Benim gülüm her şeyi sever dedim. Saflama Mer ne olur. Gülsüm. Yeter evladım. Fazla naz aşık usandırır yeter. Gülüm hadi sen de abartma artık tamam. İyi tamam tamam. Sağ olsun. Gülüm hadi ama bak ayağına kapanıp yalvarmadığım kaldı. Hadi gel seni AVM'ye bırakayım. İstediğin gibi alışveriş yaparsın. İstemiyorum. Peki karıcığım. Gül.
tamam. Akşama bir moral hediyesi alırsan düşünürüm. Tamam, peki. Umarım bu sefer kendimi değerli hissedeceğim bir şey olur. Tamam karıcığım, merak etme. Akşamki sürprize de hazır ol. Allah'ım, doyumsuz bu kız. Doyumsuz. Siz bir şey mi söylediniz? Hiçbir şey söylemedim. Hele bu durumda hiçbir şey söylemedim. Leyla, nasılsın? Leyla. Ha, efendim? Nasılsın dedim evladım da akıl burada değil. Ay, iyiyim sağ olun. Dalmışım öyle, kusura bakmayın lütfen. Rica ederim. Leyla iyi iyi, gayet iyi. Pek de keyfi yerinde. Ne oturup duruyorsun sen orada? Kalk bir tatlı falan yap, bir şeyler yap getir bize. Görmüyor musun sabahtan beri zaten canı sıkıldı kızın. Kalk diyorum sana. Tabii tabii, hemen hazırlarım. Kadayıf dolması olsun anneciğim. Ay, kadayıf dolmasını yapabilir mi acaba? Mutfağı rezil etmesin sonra. Yok yok, biliyorum, yaparım hemen. İyi, hadi bakalım, göreceğiz. Allah! Demek bunlardan 1000 tane yapınca dileğin gerçek olacakmış ha? Bilmem. Notta öyle yazıyordu. İnşallah yavrum. Önemli olan inanmak kızım. Sen inancını kaybetme. Aman hem boş ver zaten. Şu Raziye ile uğraşacağını, otur bunları yap. En azından sıkıntın geçer. Öyle de. Bazen bir şeye tutunmak çok zor oluyor anne. Sanki hep boşunaymış gibi geliyor. Ne yaparsam yapayım buranın dışına çıkamayacakmışım gibi hissediyorum bazen. Deme öyle yavrum. Olur mu hiç öyle şey? Kurtulacaksın buradan. Baban da hapisten çıkacak. Sonra da evimize gideceğiz. Yine eskisi gibi mutlu mesut yaşayacağız. İnşallah. Dur bakayım. Bir ucundan da ben tutayım. Beraber yapalım da çabuk biter ha. Görmedim, evin her yanını basmışlar. Ne oluyor Raziye? Ay banyoda, tuvalette görsen bir sürü böcek var. Böyle vıyır vıyır vıyır. Kalk git çabuk bir şey yap kız, çabuk kalk. Tamam bir sakin olun, bakıyorum. Ay 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 ay. Vallahi meleğin bir amcası olduğunu bilmiyorduk. Maalesef abimle aramız pek iyi değildi. Ama yeğenimi çok severim. Öyle değil mi Melek? Öyledir amca. Evvelsi gün geleydiniz keşke. Nişana da katılırdınız. Pek güzel olurdu. Kısmet hanımefendi. Artık düğün ne gelir ödeşiriz. Ama içim biraz rahatladı. Yeğenim sizin gibi bir aileye gelin gitmiş. Çok sevindim, çok. Müsaadenizle. Kızım, amcana biraz daha börek ver. Kek vardı ya, kekten de koy haydi. Vereyim anneciğim. Kızım, sen dur da ben yapayım. Bu böcek ilaçları ağır. Alerjin var senin kızım. Kötü olursun bak. Zaten elinin durumu da malum. Anneciğim, tamam. Bak sen görüş saatini kaçıracaksın. Git ben hallederim, merak etme. Ay 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 ay, vallahi var ya. Kaşınmaktan resmen derim aşındı böyle. Ay mahvoldum ben ya. Hayır bir şey değil. Konu komşu bize gelmekten ayağını kesecek. E gelin aldılar eve, böcek bastı diyecekler. Nuran, kız sana da laf gelir böyle. E Eylül pis pasaplı olunca sos yediklerin evine temizliğe gidiyorsun. Vallahi seni bir daha işe çağırmazlar. Tamam Raziye, tamam. Ben hallederim. Anneciğim tamam bir dur. Aa, sen hani Yaşar'ı görüşe gideceğim diyordun? Yetişirim ben canım.
Razi, nereden bulduysan zaten bu Nuh Nebi'den kalma böcek ilaçlarını. Ya benim çocuğumun alerjisi var. Küçükken bir sinek ilacı sıkmıştık. Aha o zaman bile bayılıp kalmıştı yavrum. Ben yaparım. Ay tamam. O zaman ben sıkarım böcek ilaçlarını. Sen geç kalma, git hadi. Hadi anneciğim, babama da selam söyle. Ay tamam yavrum, dikkat et. Ay git. Ay amma da kıymetli kızım varmış ha. Ne? Gel. Abi gel. Ya sabah için kusura bakma. Otur şöyle. Abi. Fırat otur dedim. Bana bak. Karından memnun değilsen boşanırsın. Bu nasıl bir rezillik? Ya abi bir de sen yapma ya. Fırat. Gülsün'ün söyledikleri gerçek mi? Abi saçmalama gözünü seveyim. Fırat. Karşında Gül yok. Gül'ün söyledikleri gerçek mi? O bileklik başka bir kadına mı ait? Abi bak şöyle anlatayım. Anlatma. Tek cevap. Evet ya da hayır. Evet abi ama dinle bak. Oğlum dinlemek istemiyorum. O kadın kim? Aranızda bir şey var mı yok mu umurumda değil. Ama ben gerçekten... Madem böyle kıskanç bir karım var ona göre davranacaksın. O kızın gururunu da yerler altına almasına izin vermeyeceğim. Ya abi dinlemiyorsun ki. Ben ona insaniyet olsun diye. Gel. Mirza Bey, istediğiniz konferans görüşme ayarlandı. Karşı taraf sizi bekliyor. Toplantı odasında hazırız. Tamam, birazdan geliyorum. Beni ilgilendirmiyor. Sorununu çöz. Ay orada o bilekliği öyle görünce kan beynime sıçradı. O arabada, benim oturduğum koltukta başka birinin oturma ihtimali bile beni öldürüyor. Sinirlerim alt üst oldu. Elim ayağım titriyor. Bayılacak gibi oluyorum. Kızım, aklını başına topla ya. Aa, bırakma kendini. Benim torunlarım namuslu, ahlaklı çocuklar. Onlar öyle şeyler yapmaz değil mi? Asla. Orası öyle tabii. Ama eğer... O arabaya başka bir kız bindiyse, o kızı var ya doğduğuna pişman ederim. Sürüm sürüm süründürürüm. Ablacığım çok güzel, çok teşekkür ederim. Canım kardeşime nazar değmesin. Her şey yolunda gitsin inşallah. Ay kızım öyle bir şey olur mu? Öyle bir şey olsa öncelikle ben Fırat'ın kulaklarını çekerim. Ayrıca varsa da öyle bir şey, o kızı birlikte saçını başını yolarız. Sen hiç merak etme. Leyla, eline sağlık. Pek güzel olmuş evladım. Sadece saçını başını yolmakla kalmam. Gözlerini bile oyarım vallahi. Leyla, pek güzel olmuş dedim. İyi misin sen? Afiyet olsun. Ben müsaadenizle bir annemlere gidip geleyim. Rica ederiz. Git tabii, selam söyle. Amcasıymış. Koray'ın sır dediği bu muydu acaba? Bilmiyorum. Ama öğreneceğim. İçimden gelen bir ses. Bu sırrın bu kadar basit olmadığını söylüyor abi. Ellerinize sağlık hanımefendi. Ne demek? Afiyet olsun. Ben kahveleri yapayım. Müsaadenizle ben bir yeğenime bakayım, aklım kaldı. Onca yıl sonra beni görmek sarstı.
Belki söyleyecekleri bir şey vardır. Tabii. Mutfak şurada zaten. Saffet. Saffet, ne olur git buradan. Bak ne istersen yaparım, ne olursun git. Gitmesem ne olacak? Amcam olmadığını söylerim. Peşime takıldı. Zorla çalıştırıyor, kurtulamıyorum derim. Bana inanırlar, seni de hapse tıkarlar. Tabii tabii, öyle yaparlar. Yalnız şu görüntüleri izleyince belki fikirleri değişir ha? Ne görüntüsü? Ya yarına Eylül'e zorla sahip olduğunu söylersem ha? Bu ne Emanet? Nasıl bu? Bu ne? Elimdesin artık İffet. Artık ben ne dersem onu yapmaya mecbursun. Yeğenim, sana da sahip çıkamadık. Malum başıma bin türlü iş geldi. Ama seni burada görünce öyle rahatladım ki. Gerçekten bir gün bu kuyudan kurtulur muyum acaba? Eylül! Ay yok ya, yapamayacağım ben, her yerim kabardı. Koray da kahvede. Az şunları da sen banyoyu hallediver. Bakma öyle yüzüme. O küçükken dokunmuş sana, şimdi koca kadın oldun. Bu kadar da nazenli olunmaz ki canım. Toplantı notlarını gönderecekler. Raporları da masama getirin. Fizibilite raporlarını takip edin. Fırat, banka gitmemiz lazım. Tamam abi, gidelim. Sen git arabaya. Ben de bilgisayardan bir şeye bakıp gideceğim şimdi. Tamam abi. Başka bir şey var mıydı Meriz abi? Yok, çıkabilirsin. Gel lan şöyle. Ne oluyor ya? Geç şöyle, geç. Ne yapıyorsun? İkisiz lafım var sana. Lan sen benim sevdiğim kadına nasıl sulanırsın ha? Sen Deniz'i sahipsiz mi sandın şerefsiz? Deniz! Anne! Deniz! Annem nerede? Sabriye teyze dizi izlemeye gitti de. Ne oldu? İyi misin? Sinirli gibisin. Deniz sen ne yaptın? Ne oluyor abla? Ne yapmışım? Benim sana verdiğim bileklik nerede? Ben yatarken çıkarmışımdır. Koymuşumdur bir yere, hatırlamıyorum ki. Deniz bak bana yalan söyleme. Abla ne yalanı? Ben gerçekten bilmiyorum. Burcu bakmıştı okulda en son. Belki onda kalmıştı. Çok beğenmişti. Hmm. Hayır, onda kalmadı. Ben sana söyleyeyim nerede kaldığını istersen ha? Fırat'ın arabasında. Deniz, bak benim aklım almıyor. Benim sana verdiğim bileklik nasıl oluyor da Fırat'ın arabasından çıkıyor? Bana bunu açıklar mısın? Tamam. Tamam, ben söylerim. Kolay gelsin. Baba. Şu bankanın müdürüyle toplantı vardı ya. Bu bizim sekreter onu hatırlatıyor. Dünkü ihaleden sonra bütün bankalar bizimle çalışmak için sıraya girdi.
Dün oğlum sayesinde çok kar getirecek bir ihale aldık da. Öyle mi? Ne güzel. Aslan oğlum. Ha, az kalsın unutuyordum. Bunun şerefine size bir güzellik yaptım. Al oğlum bu müstakbel gelinime. Bu da sultanıma. Akman. Nişanda aceleye geldi, bir şey takamadık. Bu iyi oldu. Güle güle kullanın. Ay babacığım, verin elinizi öpeyim. Sen kendini ne sanıyorsun lan? Ha? Sen benim sevdiğim kıza yaklaşabileceğini mi sanıyorsun oğlum? Bıraksana lan. Kız seni istemiyor. Sen ne biçim adamsın? Sen nereden bileceksin lan bunu? Ha? Ben onu seviyorum. Sen ne biliyorsun da konuşuyorsun? Baksana bırak dedim. Son kez söylüyorum. O kız seni istemiyor. Zorla güzellik olmaz. Rahat bırak kızı. Sus lan sus. Bak hala konuşuyor. Bak yapma. Başın belaya girecek. Sok o bıçağı yerine. Kızı rahat bırak, defol. Lan sen kimsin de bana ne yapacağımı söylüyorsun ha? Kimsin lan sen? Oğlum geberteceğim lan seni. Bak yapma. Başın belaya girecek. Hapislerde çürüyeceksin. Koyar mı lan bana? Lan koyar mı? Hapisten yeni çıktım oğlum ben. Kimsin oğlum sen? Hı? Kimsin? Karışma lan sen. Gönül meselesi bu. Gönül meselesi mi? Görüşmesine gitti de ondan gelemedi. İş mi? Nasıl bir iş? Ne diyorlar? Medikal firması işte. Hayırlısı. Neyin var be Yaşar'ım? Sıkkın gibisin azıcık. Aklım hep sizde Nurhan. İçimde bir sıkıntı var. Eylül'ü görünce geçer diyordum ama şimdi gelmeyince daha bir kötü oldum. Bir sıkıntısı yok değil mi? Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? Yok canım. Ne saklayacağım senden? Ne yapsın be Yaşar çocuk işte. O da kendine yeni bir hayat kurmaya çalışıyor. Bir de seni çok özledi. Öyle işte, başka bir sıkıntısı yok. Benim sevdiğime göz dikmiş. Beni bırak, ona cezasını sen ver.
Oğlum. Lan defol git. Bu işin peşini bırakmam ben. Lan oğlum bas git. Abi sağ ol. Oğlum bu ne? Sen manyak mısın? Evdeki huzursuzluk sana yetmedi mi? Hı? Sen kimlerle takılıyorsun lan? Abi bak bildiğin gibi değil. Oğlum kes. O kız kimse bir daha görüşmeyeceksin. Bu adam bir daha buraya gelmeyecek. Şirketin önünde böyle bir şey olması doğru mu? Bu kız kim? Neden bu kadar önemli? Teşekkür ederim. Yalnız bu olanlardan kimseye bahsetme. Aramızda kalsın. Sen merak etme, kimseye söylemem. Hoşça kal. Abi tamam. Yok öyle biri. Bu konu kapandı. Bir daha böyle bir şey duymayacaksın. Bak Fırat. Bir daha duyarsam zaten senin için hiç iyi olmaz. Pek yakıştı yavrum. Ay bakayım seninkine. Ay anne bu çok güzel. Çok şıkmış. Adnan baban pek zevklidir. Ay öyle gerçekten. Ya canım abartmayın. Siz ne işle meşgulsünüz? Ayıptır söylemesi. Bu aralar işsizim. Ama arıyorum. Ankara büyük yer. Bulurum mutlaka. Tabii tabii bulunur. Biz de bakalım. Size göre bir şey buluruz. Değil mi Yağız? Olur baba. Bakarız. Sağ olun. Eksik olmayın. Hiçbir şey yapmadım. Umut bile vermedim Tayfun'a. Git dedim, aramızda asla bir şey olamaz dedim. Ablacığım niye söylemiyorsun bunu? Abla sen ne yapacaksın ki? Zaten derdin başından aşkın. Deniz ne diyorsun? Böyle oturup bekleyecek miyiz? Ya polise gidelim, bir şey yapalım, sana yaklaşmasın bu çocuk. Abla tamam merak etme. Fırat onun ağzını payını verdi. Ah yavrum benim ya. Nasıl da korkmuşsundur kim bilir. Gel buraya. Abla tamam. Ben ilkokul çocuğu değilim ki. Geçti gitti. Başımın çaresine bakabilirim. Merak etme lütfen. Deniz. Bak Tayfun bir daha karşına çıkarsa hemen bana söylüyorsun. Kendini halletmeye çalışmıyorsun. Hemen polise gidiyoruz anlaştık mı? Ayrıca Gül Tayfun'dan çok daha tehlikeli. Her şeyden nem kapıyor. Çok kıskanç. Senin Fırat'la görüştüğünü bir duyarsa... O bilekliğin senin olduğunu bir anlarsa bittik biz. Sakın. Tamam mı? Sakın ablacığım Fırat'la bir daha görüşmüyorsun özel olarak bak. Abla tamam görüşmem. Ama ben hiçbir şey yapmadım ki. Ben öyle birisi değilim. Biliyorum canım biliyorum. Gel. Tamam. Geçti. Abi. Sen şu Safvet'i iyice bir araştır. Bu adamda içime sinmeyen bir şeyler var. Ağam 2-3 yere haber saldım. Yakında kokusu çıkar. Sen nereye gidiyorsun? Ya bizimkileri şirket dedim ama Eylül'e bakacağım. İçimde bir sıkıntı var. Tamam dikkatli ol. Görüşürüz. Hoş geldiniz Firdevs Hanım. Hoş bulduk Çiğdem Hanım. Sizinle şöyle kadın kadına biraz sohbet edelim istiyorum. Tabii ki. Hmm.
Erlen'cim, sana bir şey soracağım. Bu aralar şirkete yeni bir kadın geldi mi? Yok, gelmedi. Peki Fırat tanımadığınız biriyle görüşüyor mu? Kısacası Fırat'ın peşinde biri var mı? Vallahi Firdevs Hanım yok benim bildiğim kadarıyla ama demin şirketin önünde bir olay yaşanmış. Ne olayı oldu? Biri Fırat Bey'i sıkıştırmış. Ne? Ne diyorsun Çiğdem sen? Ne sıkıştırması? Fırat iyi mi peki? Merak etmeyin, gayet iyi. Aman aman, iyi bari, Allah'a şükür. Mirza Bey gereken dersi vermiş. Adam kaçıp gitmiş. Ay, acaba yine hangi cadı oğlumun peşine düştü, ayartmaya çalışıyor? Vallahi gözünün yaşına bile bakmam. Görür o gününü. Bu aralar zaten ortalık yuva bozucu bir sürü ahlaksızla dolu. Ay. Haklısınız Firdevs Hanım. Bana bak Çiğdem. Bu aralar bir kadın gelip Fırat'ı sorarsa ya da onunla görüşmek isterse derhal bana haber vereceksin. Anlaştık mı? Tabii, derhal. Nereden çıktı bu çocuk şimdi? Ay, tam da her şey yoluna girecekken. Bak, ameliyatına çok az kaldı. Lütfen kötü bir şey yaşamayalım. Çok dikkatli ol, tamam mı? Tamam abla, merak etme. Çocuk değilim ben. Elbet çıkacaksın evden aşkım. Ablacığım, ben Mirza abin gelmeden döneyim artık. Aa, bak ne diyeceğim. Sen de gel istersen. Evde yalnız kalma, hem kafan dağılır biraz. Yok abla ya, ben gelmeyeyim, hiç canım istemiyor. Tamam madem. Ben seni yolcu edeyim. Emin misin sen gelmek istemediğine? Evet ablacığım. Bak, söylediklerimi unutma, tamam mı? Tamam ablacığım, merak etme. Bir şey olursa hemen bana haber veriyorsun. İyi, hadi görüşürüz. Thank you.
kolyen de çok güzelmiş. Yeter artık, bak fazla uzadı bu saçmalık. Defol git. Alış kızım. Senin bu enayileri yoldun yeter. Sıra bende. Zaffet, yalvarırım git. Ne olursun git. Bana bak. Ben ne dersem onu yapmaya mecbursun. Yoksa telefondaki kaydı o içerideki enayilere gösterirsem senin ne mal olduğunu şak diye anlarlar. Adnan, gideyim de şu tatlıyı keseyim ben ha. Ya adam da gidemedik. Mecbur ben de eve hapsoldum. Adnan, Allah aşkına ayıp. Abi. Teşekkür ederim Ceydan, harikasın. Hadi bakalım, sen şimdi güzel bir kahve getir bana. Tabii ki. Kim var içeride? Bir de sanırım. Kahve istedi de. Annem mi? Tamam, Nergis Hanım'a söyleyin, kahvesini getirsin. Size gönderdim dosyayı da, çıktısını getirin bana. Tabii efendim. Ah, geldiniz mi Mirza? Anne hoş geldin. Hoş bulduk. Geldik gelmesine de, hayırdır? Sen buraya kahve içmeye mi geldin? Ha? Tabii ki kahve içmeye gelmedim. Ben Fırat'la sakin sakin konuşmaya geldim. Anne, burası iş yeri. Çiğdem'i de meşgul ediyorsun. Mirza, evde konuşacak yer var mı ha? Her yerde gül. Anne, konuşulacak bir şey yok. Bak Fırat'cığım, rahat ol. Biz bizeyiz. Konuş. Varsa peşinde bir kadın, söyleyebilirim. Merak etme, icabına bakarım ben. Anne saçmalama, ne olursun. Senin eline ne oldu ha? O adam mı sıkıştırdı? Çiğdem az önce bir şeyler söyledi. Biri sıkıştırmış, abin kurtarmış. Ne oldu, gittin mi doktora? Anne tamam yeter. Lütfen karışmayın ya. Çocuk muyum ben? Lütfen. Olmayan şeyleri büyütmeyi çok seviyorsunuz. Yok bir şey diyorsa yoktur anne. Allah, ya ne unuttun acaba? Tayfun. Deniz. Çok kalmayacağım, annen gelir şimdi. Bana bak. Ben Halife'ye cezasını verdim. Ne? Tayfun sen ne yaptın? Merak etme, patakladım. Ama bir dahaki sefere daha kötüsünü yaparım. Tayfun sen ne diyorsun, delirdin mi? Seni bir saate kadar bizim kafede bekliyor olacağım. Oraya gel. Oraya gel de rahat rahat konuşalım. Bekliyorum ona göre ha. Ben seni kötülüğün için mi söylüyorum ha? Senin iyiliğin için konuşuyorum. Bak ne güzel bir işin var. Mutlu bir evliliğin var. Yazık yani, yuvan niye bozulsun? Hem sana yazık hem o kızcağıza yazık Fırat. Of anne of. Gel. Mirza Bey, vergi müfettişleri geldi. Tamam. Hadi Fırat çıkalım. Merak ediyorum seni. Şimdi öğreniriz kim olduğunu. Evet. Efendim? Alo? Affedersiniz, ben yanlış bir numara aradım galiba. Kiminle görüşüyorum? Ben Deniz, buyurun.
annem ne yaptı acaba? Beni böyle görmese bari. Eylül!